Sokaktan Alabeyri kanalından herkese selamlar. Sevgili dostlar, bugün Adana'dayız. Adana'daki vatandaşlarımıza ekonomik gidişat nasıl? Yarın olası bir erken seçim durumunda kime oy kullanırsınız? Ve 2022 yılı için asgari ücret öngörünüz nedir diye soracağız. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada imkanlar dahilinde bizlere katıl butonundan destek olabilir. Daha çok şehirde ve daha iyi ekipmanlarla çekim yapmamıza destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Nasıl gidiyor gençler? İyi abim ama ekonomi çok kötü. İçine biliyor muyuz? Hayır abim ya. Ne yapıyoruz? Çalışıyor muyuz? Okuyor muyuz? Okuyoruz abim. Ne okuyoruz? Okul, meslek okuyoruz abim. Hangi bölüm? Bilgisayar, bilişim. Abim valla ekonomi bok gibi. Neden? Abim ne bileyim. Niye böyle yani sende? Abim valla bu cumhurbaşkanlarıymış yok. İktidarmış yok. Hepsi anamızı sikti ayıp desene mesela abim valla. Peki nasıl düzelecek? Abim 2023'e kadar böyle hoplat ayaklar bizi ne bileyim. 2023'e kadar s**meye devam edecekler. Öyle abim dediğin gibi. Peki kim gelmeli? Sen nasıl yorumluyorsun? Valla abim. Kim gelmeli sence? Abi hiçbiri. Aklında bir lider ismi yok mu? Yok abim. Hepsi birbirlerinden şerefsiz. Peki olsun. Sen öyle diyorsun. Sen öyle olsun. Sana son olarak şunu da sorayım. 2022 yılı için asgari ücret öngörü nedir? Ne kadar olur sence? Şu an ne kadar abi? Şu an 2890. Abi vallahi ne bileyim. O kadar can gidiyor abim. 4000 olması gerekmiyor mu? 4000? Aynen. Yaparlar mı? Yapmazlar abim ya. Senin tahminin nedir? Kaç yaparlar? Vallahi abim 3000 yaparlar. 3000 yaparlar? Aynen. 110 lira mı zam yapacaklar? Olur abim ne bileyim. Ancak. Teşekkür ederim. Abi nasıl gidiyor ekonomik durumlar? Kötü. Neyi kötü abi? Neyinden şikayetçisin? Nasıl şikayetçi olmayalım ki? Yani neyinden şimdi memnun değilsin? Ekonominin mi? Evet. Ekonominin. Dolar fiyatlarından mı? Şimdi. Ürünlerin fiyatlarının artmasından mı? Şimdi bizim dolar borçlarımız var. Biliyorsunuz. Ve o zamanki aldığımız ürünler biz dolar bazında alıyoruz. Ben çocuklarım falan biz telefoncuyuz. İşte telefonların hepsi, malzemelerin hepsi dolar üzerinden. Biz almışız o zaman 21-20 doları almışız. O zamanki parayla 20 dolarımız bize maliyeti 50 lira falandı. Şimdi bu Türk parasına dönünce ne oluyor? Bizim dolar parası 50-55 liraya gelen mal bize şimdi otomatikman 90 liraya geliyor. Otomatikman bizimkiler de çocuklar da herkes de sıkıntıya düştük yani. Biz bunlara hep borçlandık dolar üzerinden. Borçlanınca şimdi borçlarını ödeyemiyorlar. Şimdi bak herkes para arıyor. Ama yok. Diğer malzemeler olsun. Türkiye'de yani yağ alacak insanlar alamıyor ya. Yağ alamıyoruz artık bitti yani. Yani şöyle anladım, doğru mudur? Diyelim ki müşteri geldi. Telefonun bilmem ne parçası bozulmuş. Evet. 10 dolar diye sipariş verdin geldi. Sen 10 dolar borçlandın. Evet. O zaman dolar 2 liraydı örnek aynen veriyorum. Müşteriye ona göre fiyat verdin parasını aldın. Aynen. Dolar artınca şimdi senin aldığın paradan daha fazla ödemen... Karım kalmadı orada. Karım gitti. Gitti. Yani emeğini boşa verdik. Emeğimizi dolara ödüyoruz. Dolar kazanıyor. Aldığın orada işte atıyorum 20 lira karın olacaktı. O 20 liralık farkı dolar kapatınca kar kalmadı. Otomatikman emeğini yedi yani. Peki, dolar yedi. Bu durum ne zamana kadar gidecek abi? Ne olacak bu işin sonu? İşimiz yani çok zor. 10 lira oldu dolar. Yani 10 lira oldu. Geçeceği de gözüküyor yani. O yüzden artık korkar olduk yani. İşimiz zor. Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanırız abi? Vallahi yani bunlar hariç kim olursa olsun diyoruz. Kararsız mıyız? Yani, aklımızda bir lider ismi yok mu? Yani açıklansın ki adaylar görür. Ama diyorum ben bunlar hariç kim olursa olsun. Deneyeceğiz. O diğerlerini de deneyeceğiz yani. Peki 2022 yılı için bir asgari ücret tahmininiz var mı? Olası mı, olması gereken mi? İkisini de alayım ben. Sizin gönlünüzden geçen nedir? Realde ne kadar yaparlar? Yani benim gönlümde geçen 4000 lira asgari ücret. Anca olursa geçer. 4000 lira. İyi olur ki yine geçinemez de. Ama bir nebze nefes alır halk. Ama tahminimce bu 3400'ü geçmeyeceği gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Rica çok sağ olun. Efendim geçimler nasıl? Ekonomik gidişattan memnun muyuz? Yok. Değil mi? Yok yok. Ne sorun var sizin gözlemlediğiniz? Her türlü var ya. Yani yetişilmiyor bir şey. Yetişilmiyor ki herhangi bir şey. Fiyatlardan mı? Her türlü şeyde. İndenen ipliğe kadar yetişilmiyor. Evet, efendim. Peki bu durumu kim düzeltebilir? Sizin aklınızda bir lider var mı?
Vallahi abi o nasıl olur? Yeniden bir düzen lazım. Kim kuracak bu düzeni peki? Vallahi gelenler düşünecek artık. 2022 yılı için asgari ücret öngörünüzde efendim ne kadar olur sizce? Bence 3500 lira olur. Yaparlar mı 300 lira? Yaparlar. Çok teşekkür ederim çok. Abi ekonomik gidişat nasıl? Geçimler nasıl? Ekonomik gidişat berbat. Daha yeni gittim telefonumu sattım. Aa, gidiyorum alışveriş yapacağım evime. Yani. Bu ay telefonu sattık abi. Öbür ay böbreği mi satacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum artık. Bir şeyler yapacak yani. Getir miyim? Emekli amcalar var ya geliyorlar telefonunu çıkar falan diyorlar. Şimdi sen telefonu da sattın. Ne olacak peki? O zaten beni çok güldürüyor ya. Böyle hani iki telefonunu göster diyor ya. Her şeyi telefonda zannediyorlar. O telefonu nasıl aldın sen bir sorayım mı? O telefon neden bu kadar pahalı? Ya o telefonun pahalılığını zaten hiç yani konuşmaya gerek yok da adama direkt diyor yine telefon almışsın niye almışsın? İşte cebinde 5 milyarlık telefon var. Git bak o telefon borçtur. Krediyle çekilmişti. Neden 5 bin lira o telefon? Ya niye 5 bin lira? He. Üretildiği yerde 50-100 dolarlık telefon niye benim ülkemde 500-600 dolar? Bu durumu sizce kim düzeltebilir? Bu kötü gidişatı kim düzeltebilir? Valla kimsenin düzeltebileceğini zannetmiyorum. Ya bu böyle gelmiş böyle gidiyor yani. Yıllardır böyle. Yani bunun içinde yaşayan bir geldiler tamam dedik hadi bir şeyler olur dedik belki. Daha önce oy kullandık mı AK Parti? Ben kullandım abi niye yalan söyleyeyim. Pişman mıyız peki? Yok pişman da değilim açıkçası. Hani AK Parti'ye oy verdiğim için pişman değilim. Ama şöyle bir durum var. Ülkenin gidişatında ben sadece AK Parti için değil diğer partiler için de konuşuyorum. Bu ülkeyi düzeltebilecek bir tane parti yok bu ülkede. Yok abi yok. İsimler var. Yani isimler var bilmiyorum ama yani yok zannetmiyorum abi ya. Yani bu ülkenin gidişatını düzeltecek bir tane adam daha çıkmaz. Çıktı vardı bir tane gitti öldü Allah rahmet eylesin. Onu da zaten adam yerine koymadılar. Bilmem yani ben zannetmiyorum abi ya bu ülke düzelmez. 2022 için asgari ücret öngörünüz nedir? Abi bu ülkede zaten asgari ücretin yani şu anda 2890. Öyle bir şey. Zaten bu ülkede ben asgari ücretle çalışıyorum deyip de geçinen bir adam yok ki. Adamın kirası 1 milyar. Adam 2 oda bir salona, döküntü yere. Adam 1 milyar veriyor zaten aşağı oturamıyor ki bu adam. Yani bu adamın zaten diğer şeyler. Bak bunun bir tane daha var. Bir de oğlum var. Okula gidiyorlar. Ben bunların zaten masrafını toplasam benim asgari ücretim kapatmıyor ki bunları. Ne kadar olmalı size? Yani asgari ücret ne kadar olmalı? Yani bilmiyorum abi bu ülkede yani 5000 lira asgari ücret alsan da geçinemezsin yani. Çünkü senin fakirlik sınırın çok aşağıda. Abi üst 9200. Orta tabaka diye bir şey kalmamış. Zengin fakir olmuş başka bir şey yok. Zengin fakir. Olay bu abi buna dönmüş başka bir şey yok yani. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Nasıl gidiyor ekonomik gidişattan memnun muyuz? Yok memnun değiliz abi ya. Neden karşı? Bence alım gücümüz düşük abi. Aynen. Nasıl yükselir sence? Yani bence yönetim değişerek abi. Yani yönetim değişirse değişeceğine inanıyorum. Ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Yönetim değiştiğinde ne yapmalı? Yönetim bilmiyorum abi ya o konuda fikrim yok. Üretim olabilir mi? Üretim olabilir. Üretime ağırlık verilirse alım gücü yükselir mi acaba? Üretim olabilir abi. Dışarıdan almasak kendimiz üretsek olabilir. Şu anda mevcut gidişattan memnun değilsin anladığım kadarıyla. Aynen. Değil mi? Aynen değilim abi. Sence yarın olası bir erken seçim olursa mesela sen kime oy kullanacaksın? Kim gelmeli sence? Yani bilmiyorum abi. Yani o fikir, kendi fikirlerimde yatan bir lider yok mu? Yani fikirlerimi söylemek istemiyorum var da. Anladım. Evet. O zaman senden 2022 yılı için bir asgari ücret tahmini alalım. Ya bence en az 4000 olmalı abi. O olmalı. Senin gönlünden geçen. Peki gerçekte ne kadar yaparlar? 3500 falan. 3500 yaparlar. Aynen bence öyle abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geçimler nasıl gidiyor diye soruyoruz. Size sorun mu? Ortada işte her şey malum işte. Daha sormaya gerek var mı? Siz şikayetçi misiniz? Çünkü memnun olan insanlar da var. Vallahi bendik bir sorun yok aslında ama ben millet adıma üzülüyorum. Yoksa ben ya tek başıma adamım. Emeklim var, evim var ama Allah milletin yardımcısı olsun. Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanırsınız? CHP. CHP'nin adayı kim olmalı efendim sizce? Vallahi şu anki normal şartlarda Kılıçdaroğlu olması lazım ama İmamoğlu olsa daha iyi olur ama bu sefer bırakırsa belediye gidecek yani. Yasak kitap iş.
olarak size şunu da sorayım efendim. 2022 için asgari ücret öngörünüz nedir? Valla verecekler. Yani taş patlasın 3,5 fazla geçmez yani. Nasıl gidiyor geçimler, nasıl? Valla be. Ekonomik gidişat iyi mi? Valla iyi değil. Her şey her gün zam geliyor. Yani öyle yani. Eski haline geri de dönmez gibi. Kimse getiremez mi? Getiremez. Başka kimse de getiremez. Aklında bir lider ismi yok mu? Mesela yarın seçim olsa kim oy kullanırsın? Resim olsa, ya benim seçim olsa kimseye vermem ben şu an. Yani o da gelse, o da gelse yine düzeltemez. Bir adam vardı, o da öldü işte. Muhsin Yazıcıoğlu. Bir o vardı, Türkiye yönetecek. Başka da kimse kalmadı. Sizin aklınızda Mansur Yavaş isterim. Sizin aklınızda var mı bir lider? Var abi, Mansur Yavaş ama o da galiba o şey yapmayacakmış, yani adaylığını koymayacakmış. Yoksa bizim için Mansur Yavaş iyiydi. Senin de o... Aynı abi. Mansur Yavaş geçiyor. Aynen. Peki içinize de sorayım o zaman. 2022 yılı için asgari ücret öngörünüz nedir? Kaç lira olur sizce? Abi asgari ücreti zam vermesinler. Fiyatlar düşürsünler, bizim için daha iyi. Vergileri düşürsünler. Alım gücü artsın diyorsun. Aynen, alım gücü artsın abi. Onlar asgari ücreti yükselttikçe zaten vergileri de şey yapıyorlar, alım gücümüzü düşürüyorlar. Bir dahaki bir zam yapacaklar. Öyle abi. Tahminleri soruyoruz. Yapacaklar abi, tabii ki de yapacaklar. Sence ne kadar olur? Bayağı artar abi. Ne kadar artar? Asgari ücret mi abi? 3,5 bulacak diyorlar ama yine yetmeyecek abi. Bayağı artar dediğin bu muydu, 3,5? 3,5 aynen abi. Abi bayağı artar dedim, 3,5 bulacak diyorlar yani abi. Zamlar. Senin var mı tahmini? Abi Türkiye gibi bir yerde en fazla 3,5 olur yani. Onun üstüne çıkmaz. Çok teşekkür ederim.